Merhaba sayın misafirlerimiz. Misafir demeye karar vermiştik en son. İzleyici mi diyeceğiz yoksa dinleyici mi diyeceğiz bilemediğimiz için misafirlerimiz dedik ki hoş geldiniz. Bir Bilim Tarihi Geceleri programına daha. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü tarafından organize edilen programa inşallah bugün Osman Demir hocamızı, bu gece Osman Demir hocamızı davet ediyoruz. Bu programla alakalı ilk defa katılanlara bilgi vermiş olmak için genel değerlendirmesini yine yapalım. Özellikle iki amaçla saat 10'da aldığımız bir kararla saat 10'da yaptığımız bir ders bu. Birincisi ailesi, çocuğu, çoluğu, çocuğu olan insanların çocuklarını yatırdığı bir saatte ya da en azından yatırdığını umduğumuz bir saatte gelip kendi başlarına bacak bacak üstüne atmış, eline çayını almış, kendi dinlendiği sırada dinleyebileceği bir sohbet olabilsin ve ilmi alandan uzak kalmak zorunda kalmasınlar. Her zaman erken saatlerde yapılanlardan nispeten uzak kalmasınlar diye niyetlendiğimiz bir şey, bu saatte yaptığımız bir şey. Bir de Bilim Tarihi Geceleri diye adını koyduğumuz böyle çok resmi olmayan, daha sade, herkesin anlayacağı bir dilde çok onun için iki hocamız da, son iki hocamız da kızdılar. Ya arkada bir tahta olsa bir iki formül yazsaydık keşke falan diyorlardı. Yok dedik biz, yani daha sakin olabileceğimiz bir sohbet ortamında, herkesin aklında kalabileceği niyetle çok da uzamayan 40-45 dakikalık bir konuşma ardından soru cevaba da 10-15 dakika ayırdığımız, tabii arada sohbet ortamı olduğu için konuşuyoruz ama yine de bir saate genelde tamamladığımız bir programımız bu program inşallah. Bu sefer de aynı şeyi yapmaya niyetliyiz. Hocamızı bu anlamda kusura bakmayın hocam, zaman kısıtlaması yaptığımız için. Şimdi Osman Demir hocamızı tanıtmak üzere de Sena hocamızdan ben bir şey isteyeceğim. Özgeçmiş bilgisi isteyeceğim lütfen, buyurun. Değerli konuklar, Osman Demir 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını 1999'da kelam ilmi açısından Ricaül Garip teziyle tamamladı. Doktorasını 2006 yılında ilk dönem kelamcılarında sebep-sonuç ilişkisi adını taşıyan teziyle bitirdi. 2010 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Demir, Eylül 2014'te doçent oldu. Kadı Abdülcebbar'da İnsan Psikolojisi, Güdüler ve İnsan Davranışı Üzerine Etkileri adlı kitabı 2014 yılında, Kelamda Nedensellik İlk Dönem Kelamcılarında Tabiat ve İnsan adlı ikinci kitabı da 2015 yılında yayınlandı. Osman Demir 2018 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. 2018-2019 yılları arasında Almanya'da Bonn Üniversitesi Alexander von Humboldt College for Islamicate Intellectual History bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Osman Demir halihazırda fizik teorileri, kelam, sebeplilik problemi, din-bilim ilişkisi, Mutezile'de insan psikolojisi ve modern çağın inanç problemleri gibi konuları çalışmaktadır. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş Ben bulduk, ilk teşekkür sorumu size ederim. konu başlığımızın çerçevesinin anlaşılması ile ilgili olarak sormak istiyorum. Burada hem kelam metinleri hem de teorik fizik diyoruz. Konuya hakim olmayan biri için ilk bakışta bu ikisi arasında bir irtibatın olup olmadığı bir soru işareti olarak kalabilir. Bu bakımdan Osmanlılardaki örneğine geçmeden önce genel olarak bir bilim alanı olarak teorik fiziğin kelam ile ilişkisine dair bize bir değerlendirme yapabilmeniz mümkün mü acaba? Kelamda teorik fizik denildiğinde ne anlamalıyız? Öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere nazik davetiniz için minnettarım. Böylece farklı bir muhtevada, bağlamda üzerinde çalıştığım konuyu da hülasa etme ve sizlerle müzakere etme fırsatı bulacağım için de memnunum. Kıymetli dinleyenlere, hocalarıma da saygılar sunuyorum. İnşallah akşam gecemiz bereketli olur, faydalı olur diye ümit ediyorum. Şimdi tabii biz bu muhteva altında pek konuşmaya alışkın değiliz. Yani kelam ve fiziği böyle zor zor yan yana getirmeye başladık son zamanlarda. Ama tabii 1920'li yıllarda yazılmış müstakil telifler var bununla ilgili olarak. İşte Islamic Atomism diye, Snow Pines'in gibi. Yani bu hususta aslında daha önceden gelen bir batıda bir farkındalık var. Ama bizde bu farkındalık daha yeni yeni oluşmaya başladı. Yani bilim tarihinin bir parçası olarak kelam metinlerinin de incelenmesi, oradaki bilimsel muhtevanın, hasılanın, teorilerin, modellerin gündeme gelmesi gerçekten çok mühim, çok önemli. Kelamın kimliğinin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum ben haddi zatında.
O bakımdan bu hususlar çok çalışılan meseleler değil. Hatta çalışılması bizi kelami meşruiyet krizine de götürebilir. Yani İslami ilimler içindeki konumunun sorgulanmasına bile götürebilir geçmiş dönemde olduğu gibi. Çünkü kelam gibi ulvi bir disiplinin ilkelerini kendi dışında bir disiplinden, fizikten, matematikten alması ya da buradaki verileri kullanması ne kadar meşru görülebilir, anlamlı görülebilir gibi olabilir. Çok kısa arz etmeye çalışayım giriş mahiyetinde. Tabii kelamda tabiat bahisleri, fizik bahisleri diyelim ya da kelamda öne sürülen, ortaya konulan bilimsel argümanlar aslında en başında kelamın uluhiyet inancıyla uyumlu bir alem, evren modeli ortaya koymak için icat edildi. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu önerme belki bize yardımcı olabilir bundan sonraki konuları da anlamak için. Mesela faili muhtar tanrı anlayışı ve yoktan yaratma teorisi burada bizim için önemli. Zaten sünni kelamın üç temel özelliği olduğunu düşünüyorum. Birisi faili muhtar tanrı anlayışı, diğeri yoktan yaratma teorisi, bir de atomcu vesileci metafizik ya da fizik. Fizik de diyebiliriz, metafizik de diyebiliriz. Mesela Macit Fahri, cevher araz metafiziği demeyi tercih ediyor. Böyle tercih edenler de var. Yani fizik değil de metafizik olduğunu iddia edenler de var. Şimdi kelam tabii marifetullah'a ulaşmayı hedefleyen, bütün İslami ilimler gibi marifetullah'a ulaşmayı hedefleyen bir disiplin. Bu marifetullah insanın ötede kazanan olması için, mümin olması için zorunlu, ancak kendinde istidlali. Yani insanlar buna ancak belli bir delil ile yani ulaşabiliyorlar. Belli bir önermeler üzerinden ulaşabiliyorlar. Bu doğrultuda kelam önermelerin, delillerin tabiat sahası üzerine kuruyor, kurguluyor. Çünkü kula ilk gereken, kelam metinlerinde böyle başlar çoğunlukla, evvelüme yecibu alel abd, kula ilk gereken evrenin hadisliği, marifetullah. Bu marifetullah da ancak evrenin hadisliği üzerinden ulaşılabilir. Evrenin hadis olduğu bilgisi mükellefte yerleştikten sonra ulaşılabilir. Evren hadistir ve bu hadisliği biz nasıl ispat edebiliriz? Kendinde geçici, değişken, sınırlı ve sonlu bir evren modeli ortaya koymamız gerekiyor ki bunun karşılığında biz sonsuz, sınırsız, tam, mutlak, mükemmel, kadim, bütün sıfatları yetkin bir yaratıcıya ulaşabilirim. Kelamda bu yüzden bütün ispatlar, yani ispat-ı vacip içindeki bütün deliller mecmuası, işte kozmolojik ya da teleolojik delillerdir. Yani her birisi tabiattan hareket eder. Bu haddi zatında ayetlerin iknai duygusal yapısında da son derece uygundur. Kur'an'da da böyle olduğu zaten apaçıktır. İşte dağa bakın, deveye bakın, gökyüzüne bakın, insan hatta kendi üzerinde nazar etmeyi önerir yani Kur'an-ı Kerim. Afak ve enfüste nazar etmeyi önerir. Bu aynı zamanda Kur'an'da ortaya konan yapıyla da ispat modeliyle de uyumlu. Yani bu doğrultuda kelamcılar buna da ya bunu da bir veri olarak kabul ettiklerini düşünmek lazım. Dolayısıyla hemen ilk dönemden itibaren kelamın kuruluş döneminde Mu'tezile kelamcıları tabiat bahislerini kelamın içine dahil ettiler ya da ispat yaparken önermelerini bu delillerini doğal yöntemler üzerinden ispatlamaya çalıştılar. Haddi zatında yetkin sıfatların da, yani Allah'ın yetkin sıfatlarının da ispatı açısından son derece önemli. Senevsi metninde bu böyle. Yani Senevsi ki çok bir kelam ve ara bir metindir. Akaid kelam arası bir metindir. Hatta Razi'nin ya da Beydavi'nin iddialarını kelamdan temizlemeyi hedefleyen bir metindir. Orada bile bütün sıfatları ispatlar ki gelip geleceğiniz yer, yani Tanrı hakkında konuşmanın yolu evren hakkında konuşmaktan geçiyor. İster selb yöntemiyle olsun, ister ispat yöntemiyle olsun. Yani sübuti yöntemle olsun, tenzihi yöntemle olsun fark etmez. Sonuçta biz Tanrı'yı benzeteceğimiz ve üzerinden onun hakkında fikir sahibi edeceğimiz mecmua doğal alandır, yani tabiattır. Ya da Tanrı'yı nef edeceğimiz alan da, selb edeceğimiz alan da yine doğal alandır. Tanrı mesela cisim değildir, cihet değildir, mekanlı değildir, zamanlı değildir, zamanla mukayyet değildir, mütemekkin değildir, mütecezi değildir falan falan. Cihette değildir. O zaman cihet nedir? Gibi değil mi? Böyle tersinden bir hulfi kıyasa müracaat etmek zorunlu hale geliyor. Yani Senusi'de bile bu böyle. Mesela İmam Maturidi'de de baktığımızda uluhiyet bahisleriyle doğa bahisleri, tabiat bahisleri iç içe girer ve metnin en kalabalık, en geniş bölümünü oluşturur. Çok uzatmayayım. Dehri, mesela Dehriye ve Seneviye gibi evreni kutsallaştıran, kutsayan ya da evrenin maddesinin kadim olduğunu iddia eden, ki bu kelamcılar açısından bir tür tanrısallık anlamına gelir. Çünkü kelamda kıdem sıfatı Tanrı'nın en özel sıfattır, ehassu sıfattır ve bu Tanrı
bu sıfatta bir varlıkla benzeşirse temasül olur yani. Dolayısıyla ısrarla yani kelamcılar bu kıdem sıfatını yani kıdem-i alem konusunun çok önemsemişlerdir. Evreni bu doğrultuda bütün kutsallıktan, bütün yücelikten, bütün böyle gizli gizemli güç ve vesaire otonomluktan kurtarmış bir açıdan ve daha böyle maddi bir alem, maddi bir evren tasavvur etmişlerdi. Tanrı dışındaki her şeyi maddi olarak tasavvur etmişler. İşte bu tasavvur dediğimizde alemin yapısı ve işleyişine geliyoruz biz burada. Nasıl bir alem ve evren modeli ortaya koyduğumuz noktasına geliyoruz. Mutezile elinde ilk defa kelam kuruldu. Bu Mutezile ilk defa bu Dehriye ve Seneviye akımlarla, bu dualist ve materyalist akımlarla mücadele ederken onların görüşlerinden, fikirlerinden de istifade ettiler. Vaka tercüme hareketlerinden istifade ettiler. Beytül Hikme'deki tercüme hareketlerini istifade ettiler ve kendi dönemlerinde, paralel dönemde pek de canlı olmayan atomculuğu İslam düşüncesine dahil ettiler. Yani hocam, buyurun. Özellikle buyurun. Evet, atomculuk doğa felsefesiyle en güçlü ilişki kurduğu alanlardan biri. Yani burada atomculuk fikrinin İslam öncesinde Yunan filozofları tarafından ortaya atıldığını biliyoruz. Bin yıldan uzun bir süre hem eleştiri hem destek görüyor bu atomcu yaklaşım. Ve felsefe bilim tarihinde biz bunu zaten okuyoruz. İslam medeniyetinde de kelam atomculuğu çerçevesinde rağbet görüyor. Fakat 12. yüzyılda Fahrettin Razi ile birlikte artık bir kırılma yaşanıyor. Biraz da ben konuyu buraya çekmek istiyorum. Yani bu 12. yüzyılla beraber kelam atomculuğunda Fahrettin Razi ile beraber ne değişmiştir? Şimdi tabii... Hocam çok özür diliyorum. Birkaç kişi ses çok az geliyor demiş ama onlara genel bir bilgi vermek açısından. Normalde hocamızın sesi iyi geliyor. Dolayısıyla buradaki yani bize iyi gelmiş olması ya sizin sessiz probleminiz yaşıyor olmuş olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Maalesef Zoom'da benim yaşadığım bir şey var. Bu ses problemini çözebilmek için tamamen çıkıp girmek gerekebiliyor. Yani içindeyken halledemeyebiliyor. Bir kere daha öyle diyebilirseniz, deneyebilirlerse misafirlerimiz hala sorun yaşanıyorsa ona bir çözüm getirmeye çalışırız. En azından not alırız yani bir dahaki sefer için. Kusura bakmayın hocam araya girdim. Tabii yok, problem yok. Teşekkür ederim. Şimdi oraya gelmeden yani Razi'ye tabii işi getirmeden önce ilk dönemle ilgili bir husus daha vurgulamam lazım atomculuğun seyri bakımından. Tabii atomculuğun kaynağı çok belirgin değil. Yunan'dan işte Hint'ten geldiği şeklinde iddialar var. Hatta Galen'in eleştirileri, atomculuk eleştirilerinden kelamcıların istifade ettiği şeklinde iddialar var. Belki Grek kaynağına daha yakın gözükebilir ama bu sefer Grek'te işte Demokrit gibi, Proklus gibi, Epikür gibi hatta Platon gibi atomcu modeller var. Hangisine daha yakın gibi tartışmalar burada gündeme getirilebilir. Bu husus çok belirgin değil ama her halükarda kelamcılar nereden olursa olsunlar kendinde çok özgü böyle unik bir teori icat ettikleri ve bunu çok uzun süre bunu Razi sonrasına da ulaşacak biçimde kullandıkları ortada. Atomcular bu teoriden, kelamcılar bu atomcu modelden yani diğer bütün modeller içinde bu atomcu modelden uzun süre vazgeçmediler. Takip edebildiğimiz kadarıyla. Ama tabii atomcu teori tek bir teoriye karşılık gelse de yani müellifler nezdinde özellikle müteahhit dönemde müthiş bir çeşitlilik var. Yani herkes çok sıcak değil ya da kavramın önemli hususlarında ayrışan nüanslar ve farklılıklar var. Tabii biz bu alanda çalışıyoruz. Bu detaylara, nüanslara henüz çok fazla vakıf değiliz. Şimdi çok kısa yani Razi ile beraber öncesinden bir atomcu teori neler teklif ediyor, nasıl bir... tabii burada yani fizik teorileri erken dönemde geliştirildi. Ben kitabımda, Kelamla Nedensellik kitabında 4 başlık altında incelemiştim. İşte atomcu teori, cisimci teori, arazcı teori ve tabiatçı teori diye ilk dönemde ortaya konulan fikirleri, düşünceleri. Bunlar arasında tabii atomcu teori yürüyor, ilerliyor. Ama diğer bütün teorilerin de bu teorinin oluşmasında ciddi etkisi var. Mesela Ebu'l-Hüzeyl ve Allaf ve Nazam geriliminde gerilimi olmasa belki mütekamil böyle sistematik bir atomcu teori ortaya çıkmayacaktı. Yani Nazam gibi bir muhalif olmasaydı, anti atomcu olmasaydı. Böyle bir teori ortaya çıkmayacaktı. Ya da Dırar'ın arazi teorisi de aynı şekilde atomcu teoriyi besliyor. Ondan Heşam bin Hakem zaten Nazam'ın hocası ya da Nazam'la ciddi ilişki içinde olduk. Yani atomcu teori aslında bunlar arasından sıyrılmıyor. Bütün bunların imkanlarını kendinde birleştiriyor ve önemli güçlü bir model haline geliyor diyebiliriz. İşte alem cisimlerden oluşur. Cisimler de en böyle nihai sınırına kadar bölünen ve artık bölünemeyen bir noktaya kadar giden atomlar da minimal partlardan oluşur. Bunların bir araya gelişimi
cismi oluşturur. Zaten bir araya geliş aslında cisimlerin arazilerle yüklenmesi de demek. Yani cisimlerin zaten telif, yani iki atomun bir araya gelmesini sağlayan telif ya da temas bizatihi arazdır. Arazdır. Bu telif arazı üzerinde çok ciddi tartışmalar var. Temas konusu zaten hem atomun ispatında hem de nefhinde kullanılan bir delildir. Mesela müellifler dolayısıyla bu temas konusunda çok ciddi deliller ürettiler. Razi, özellikle Razi'nin deliller şeması bu hususta çok zengin. Yani temas, çünkü Aristo tarafından tam da karşıt kutupta kullanılıyor. Yani temasın mevcudiyeti, telifin mevcudiyeti, tarafları ve zorunlu olarak bir orta, vasatı gerektireceğine bu sonsuza kadar en azından teoride kavramsal olarak gidebilir şeklinde iddialar var. İşte bu atomlar ilk başta birinci niteliklerden hali midir, değil midir, yoksun mudur, değil midir hususunda bu usta bilahare atoma mütehiz olduğu, arazları yüklendiği ve cihet gibi bazı birincil özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor. Ve bunların birleşiminden ortaya çıkan cisimde de dört arazın zorunlu olarak bulunduğu, ekvan erbanın zorunlu olarak bulunduğu, işte birleşme, ayrılma, hareket ve sükun gibi özelliklerin bulunduğu ifade ediliyor. Tabii bu bilimsel bir kelamın bilimsel kimliği aynı zamanda kelamın tanımıyla da örtüşüyor. Yani kelam böyle bir formasyon üzerine kuruluyor aslında Mutezile elinde. Her ne kadar tarihi süreç içinde çokça eleştirilse de ta Saçaklızadelere kadar hatta iyicilere kadar gelse ve eleştirilse de kelam bu mahiyetini uzun süre koruyor. Hatta biz bu bilimsel teorilerin ya da işte Cevher Aras teorisinin mesela Eş'ari'nin çok ciddi eleştirdiğini, Eş'ari'nin bu eleştirilere karşı Hanbeli kontekstinde savunduğunu görüyoruz. İstihsan-ı Havuz diye bir eseri var orada. Neden işte kelamda bu cevher, araz gibi, boşluk gibi kavramlar kullanılıyor? Hazret bunları ayetlerle açıklıyor orada Hanbeli kontekstinde. Savunuyor yani. Gazali de zaten ilk dönemin sonlarında böyle bir böyle derin bir bilimsel formasyonu kelamın zatı açısından, mahiyeti açısından çok önemli, çok yeterli görmüyor. Çok önemli bulmuyor. Hatta Mutezile'nin itimat bahislerini, bir tür hareket teorisi, itimat bahislerini, görmenin mahiyetiyle ilgili, görmenin yapısıyla ilgili teorilerini bir istiksa, kelamın istiksa, yani ileri seviye, aşırı kısmı olarak niteleyip kendisi daha orta model bir akaid kitabı ya da kelam kitabı yazmayı iktisatta olduğu gibi öngörüyor. Sonra ne oldu? Sonra tabii Gazali aslında kelamı dini ilimlerin tümeli olarak kurguladı. Dini ilimlerin tümeli olarak kurguladı. Kendisi çok böyle dört başı mamur bir atomcu teori ya da herhangi bir fizik teorisi ortaya koymadı bilebildiğimiz kadarıyla eserlerinde. Sıfatları işlediği, yani iktisatta sıfatları işlediği kısımda hudus delilinden bahsediyor. Hudus delilinden bahsediyor. Yani alemin yaratılmışlığından hareketle alemin bir yaratıcısı olduğu neticesine ulaşmayı hedefliyor. Böyle bir çabası var. Ama öyle geniş bir, zaten bu bilimsel teorilerin de kelamda çok fazla yer tutmasından da çok haz etmediği anlaşılıyor. Ki Gazali zaten kendi tarihçesi itibarında kendi tarihçesi açısından da çok farklı dönemlerde farklı şekilde değerlendirilmeye açık, farklı eğilimleri olan da bir müellif. Ama Gazali'nin özellikle felsefi burhan teorisini eleştirisi, kesinlik teorisini eleştirisi, bu kesinliğe sebebiyet vermeyecek bir şekilde matematik ve fizik bilimleri, yani dini açıdan nötr olduğunu vurgulaması, bunlardan istifade edileceğini belirtmesi belki sonraki dönemde kelamda bu bahislerin daha geniş bir şekilde yer almasını sağladı. Matematik, fizik bahislerinin çok daha geniş bir şekilde yer almasını sağlamış olabilir. Buradan Razi'ye gelirsek, tabii Fahrettin Razi asıl mütahiri dönemi onunla başlatıyoruz. Yani Gazali ile değil de Fahrettin Razi ile, bazıları Beyzavi ile başlatıyor. Belki Razi ile başlatmak daha doğru. Razi imam, yani pek çok disiplinin kaynağında yer alıyor. Özellikle bu atomcu teori modelinin de gelişiminde son derece önemli. Şimdi Razi bir kere şunu yapıyor. Felsefi ontolojiyi, yani İbn Sina felsefesini bütünüyle karşısına alıyor. İşaratta olsun, muhassalda olsun, mebahisün meşrikiyede olsun ya da farklı metinlerinde olsun, cevheri fertte olsun.
meşai felsefeyi bütünüyle karşısına alıyor. Ve bu felsefi ontolojiyi özellikle kelama dahil ediyor girişte. Bu felsefi ontolojiyi kelama dahil etmesi, kelamın kozmolojisinde de bazı kavramsal değişim ve dönüşümleri beraberinde getiriyor. Mesela kelamın cisim tanımı değişiyor, kelamın hareket tanımı değişiyor. Ondan sonra kelamın mekan tanımı değişiyor. Yani bu felsefi imaları da ihtivacık bir şekilde, onların meydan okumalarına dikkate alacak bir şekilde, cevaplayacak bir şekilde kavramlarda bir esneme ve genişletme hattı, kavramsal dönüşüm ve değişim meydana getiriyor Razi. Mesela bir örnek vereyim bununla ilgili. İşte Kemal, işte Müteahhit döneminde üzerinde çalıştığım bazı metinler var. İşte Razi üzerinde de kısmen çalıştım, İyici üzerinde kısmen çalıştım. Bir de İbn-i Kemal üzerinde biraz çalışmıştım. Mesela İbn-i Kemal'in bir cismi tahkik ettiği bir risalesi var. Farklı 7-8 tane farklı ismi var risalenin. Bir tanesi de Tafra Risalesi olarak da geçiyor. Ya da cismin tahkik, risalefi tahkiki cism ve tafra şeklinde de geçiyor. Orada mesela Hazret önce cisim tanımlarını verir. Yani cismin nasıl anlaşılabileceğine dair modelleri ortaya koyar. İşte 4 model vardır burada. İşte cisim son cisim bil fiil bölünmeyen bil fiil sonlu parçalardan oluşur. Cisim bil fiil sonsuz parçalardan oluşur. Bir cisim bil kuvve sonlu parçalardan oluşur. Cisim bil kuvve sonsuz parçalardan oluşur. Yani bu sıralamayı çok zor söyleyebiliyorum. O yüzden düşüne söyledim. Oluşur. Mesela bu model Razi'nin muhassalında hatırlayabildiğim kadarı var. Ondan sonra Mebahit'in meşrikiyesinde var bu model. Bu tasnif var. Aşağı yukarı Razi'den sonra bu onun özellikle Mebahit'te muhassalda işlediği bu cevherler bölümü, arazlar bölümündeki sistematik sonraki metinlerde birebir takip ediliyor. Şerh-i Mevakıf'ta olsun, diğer metinlerde olsun takip ediliyor. Bu mesela örnek verdim, İbn Kemal bu sıralamayı alıyor. Bu sıralamada işte önce kelamcıların cisim tanımlarını inceliyor. Ondan sonra aynen Razi'de olduğu gibi sonra Nazlam'ı inceliyor. Çünkü onlara göre cismin bil fiil sonsuz parçalardan oluştuğunu Nazlam iddia ediyor. Yani Nazlam aslında her şeyin içinde her şey vardır diyor, Anaksagoras gibi. O çünkü kümün ve zuhur teorisini ortaya atıyor. Tabiatçı bir yönüyle de ve bütün bu tabiatlar içinden işte belli tabiatların, yani her cisimde bütün tabiatlar var fakat bütün bu tabiatlar arasından bazıları kendini gösteriyor. Yani zuhur ediyor, böylece biz böyle cismin arazları böyle kendini ortaya çıkarıyor yani. Üçüncü olarak mesela İbn Kemal orada Şehristani'nin düşüncesini inceliyor. Razi'nin Cevher-i Fert'te vurguladığı gibi son olarak da filozofların görüşünü inceliyor. Ama daha sonra Tafra, Nazlam üzerinde daha çok yoğunlaşıyor. Sonra o zaman burada yani aslında bir ilerleme söz konusu ama o ilerlemeye rağmen Mutezili konular, yani Mutezili imamların görüşleri hala güçlü bir şekilde ya iddia ya da karşıt olacak şekilde savunulmaya devam ediliyor. Tabii hocam, evet. Yani Mutezili aslında bir İslam düşüncesinin gizli bir öznesi olarak uzun süre varlığını sürdürüyor. Yani herhangi bir kelam kitabında Mutezili'nin günümüzde dahi Mutezili'nin görüşleri eleştirilmeden, onların iddiaları iptal edilmeden, çelişkileri gösterilmeden kelam yapabilmenin imkanı yok. Niye? Çünkü Mutezile ilk defa bu ilmi sistematik hale getirdi. Problemlerini belirledi, başlıklarını belirledi yani. Evet. Mutezile'nin tezleri her dönemde tabii güçlü bir şekilde varlığını sürdürdü. Bu her mesela Ruhiyetullah'ta da öyle yani. Ruhiyetullah metinlerine de kısa atıf yapacağım arada. Yani optikle ilgili, optik teorisiyle bağlantılı olarak. Mesela Ruhiyetullah metinlerindeki yani optik teorisi ortaya konurken Mutezile'nin tezleri temelde yatsıyor yani eleştiriliyor ve reddedilmeye çalışılıyor. Her zaman bir red bağlamında bu mezhebin görüşleri... Onu soracaktım. Her zaman red mi oluyor yoksa desteklemek adına bir şey de yapılıyor mu? Hocam şimdi tahkik dönemi şöyle. Biz tabii çok gelişi güzel çalışıyoruz bu dönemleri. Çok ara böyle telfik şeyler var. Telfiki böyle ara geçişler var. Görüşler var mesela. Evet. Çok ilginç şeyler, yapılar var yani. Mutezilerin görüşlerini benimseyenler var. Yani şeyler içinde.
Her halükarda eleştiri zaten onun belli ölçüde kabul edildiğini, benimsendiğini, yani eleştirilmeye değer bulunduğunu da ifade ediyor zaten. Evet. O zaten bu eleştiri zaten onu ileriki dönemlere taşınıyor. Hani birisini hiç önemsemesen, hiç dikkate almamanız, hatta eleştirmemeniz tabii bile gerekir belki. Ama Mutezile'yi de mesela işte Tecrit'te Tusi'nin belli alanlarda Mutezili tezleri ortaya atması, özellikle İtullah bölümünde kabul ettiği, kabul etmesi ve daha sonra oradan başkalarına intikal eden görüşler de var yani. Hocam biz şimdi tabii hep fizik tarihi bağlamında konuları öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize de bu şekilde hani mesela işte Razi'den bahsettiniz, Gazali'den bahsettiniz. Gazali'de ben mesela işte Tehafütül Felsefe geleneğinden bahsedip bakın şu konular hani fizik tarihi bağlamında tartışılmıştır diyoruz. Ya da Razi'yi böyle en kısa haliyle özetlemek gerekirse felsefe ve kelamı aynı konuları tartışır hale getirmesi. Hani ikisini meczetmesinden bahsediyoruz. Burada aslında biraz Razi sonrası Osmanlı dönemine konuyu çekecek olursak hani Osmanlı kelam metinlerinde teorik fizik izleri var mıdır? Varsa hangi konular öne çıkmıştır? Bizim burada merak ettiğimiz bir konu. Yine mesela kelam atomculuğu Osmanlı teorik fiziğinde başı çıkıyor mu? Bu alanda kimler çalışmıştır? Diyerek biraz Osmanlı teorik fiziğine doğru çekmek isterim konuyu. Böyle atlamalı gidiyoruz hocam, kusura bakmayın ama zaten başka hocam, türlü de şey olmuyor maalesef yani. Hocam gelenekte fizikte tafra teorisi var. Yani alel intikal de gidilebilir tek tek. Alel sıçramalı da gidilebilir yani. Problem yok yani. Ya hiç girmesek olmaz çünkü yani bu işi planlama çalışırken Sena hocamla yani hiç konuşmasak bu sefer altını dolduramayacağız. Yani çok konuşursak bu sefer Osmanlı'ya gelemeyeceğiz. İki saat olursa insanları sıkacağız korkusu. Bayağı böyle atlamalı şey yaptırdı bizi, kusura bakmayın. Ya ben estağfurullah. Aslında benim yani daha ziyade hani şimdi doktora tezimde genel fizik teorilerini çalıştım. Nedensellik çalıştım. Hatta içinde insan fiilleri bile vardı. Tevlid gibi. Tevlid tabii insan fiiliyle ilgisi de var ama bir ahlak teorisi, bir taraftan da aslında bir fizik teorisi. Yani ilkel bir nedenselliğe karşılık geliyor. Bütünüyle yani bütün nedensellik teorilerini incelemeye çalıştım. Aslında ben yani böyle şeyden damardan diyeyim, fizik meseleleriyle, mevzularıyla buluşmam, bir araya gelmem Osmanlı kontekstinde, Osmanlı bağlamında oldu yani, onu söyleyeyim. O haşiyeler üzerinden oldu. O haşiyeler inanılmaz derecede yorucu bir tabii faaliyet. Haşiyeleri anlamak da çok zor muhteva itibariyle. O yüzden biraz da çalıştığım sahalara yani Müeyyizade'ye, işte İbn Kemal'e, belki biraz Hatipzade'ye, o bölüme gelmiş olduk yani sizin de desteğinizle. Şimdi tabii Osmanlı İslam düşüncesinin bir parçası. İslam düşüncesini dönüştürerek devam ettiler, sürdürdüler. Bir kere önceki bütün geleneği yani Razi'yi üzerinden o önemli Beydavi, Ahmedi, İyici, Taftazani, Cürcani, bu kanal Katibi, ondan sonra Ebheri vesaire çeşitli kanallar var. Yani Osmanlı'da geleneği devam ettirilen metinler var. Bu metinler üzerinden bu alımlandı yani bu şey tevarüs edildi. Ama tabii Osmanlı aynı zamanda hem şer ve haşiye literatürüne karşılık geliyor, bir de tahkik dönemine karşılık geliyor. Oradaki problemler, meseleler daha da yani Osmanlı'ya geldiğinde daha da inceldiğini, daha da böyle mevzi, böyle spesifik durumlar, konular kazandığını biz görüyoruz gerçekten. Yani bir kelam metinleri, ilk dönem kelam metinlerine bakmak ve onları anlamak, oradaki fizik modelleri çıkarmak çok zor değil. Ama sonraki döneme gelindiğinde, özellikle Selçuklu Osmanlı dönemine gelindiğinde, artık haşiyeler üzerinden o metinlerle buluşmak ve oradaki teoriyi, modeli çıkartmak gerçekten çok zor. Çok zor çünkü salt tek başına kelam bilgisi gerçekten yetmiyor. Yani kelamda biz ancak bunun metafizik bağlamlarını bilebiliriz yani. Ama o metafizik bağlamla oradaki konu artık kopmuş durumda. Yani Müeyyizade işte Zenon paradoksundan bahsederken artık kıdem alem tartışmalarına atıf yapmıyor. Orada sadece hepimizin bildiğini düşünüyor. Bu meselelerin her birimizin bildiğini düşünüyor. Çünkü onlar biliyorlar. Kendi aralarında bu meseleyi tahkik ederken onlar biliyorlar. Bir grup vali bunları biliyorlar ama biz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün kopuk, o bütün içinde o parçayı anlamak, anlayabilmek oldukça yorucu. Dolayısıyla fizik tartışmaları Osmanlı'ya geldiğinde gerçekten çok inceliyor. Son derece inceliyor. Ve çok erken tarih değil mi hocam? Yani ben Müeyyizade 15. yüzyılda yaşıyor. Yani
Gerçekten Osmanlı kendisini bulduğu anda zaten bir anda karşımızda böyle köklü, incelmiş bir yani fizik problemlerini ele alan bir kelam önümüzde yani. Tabii ya, sadece kelam geleneği üzerinden değil ki yani. Mesela biraz önce Fenari, hani Mutezili dediniz. Fenari işte ikinci metinlerden okuduk. Fenari bazı tezlerinde ve iddialarında Molla Fenari Mutezili gelenekten istifade ettiği belirtiliyor. Evet. Belli cihetlerden onu değerlendirdiği söyleniyor, okumuştum. Mesela Davud-ı Kayseri'nin zamanla ilgili müstakil bir şeyi var, müsalesi var. Nihayetül beyan fi dirayeti zaman. Ben biraz çalışmıştım üzerinde. Hiç iddialı değilim bu konularda malumunuz. Çünkü giriş seviyesinde bizi çok görüyor bu konular. İster istemez bir destek arayışı içine giriyoruz. Hem isim felsefe cihetini hem bilim tarihi cihetini bilen arkadaşlarımızdan. Aslında konuyla ilgili onu da sorayım. Bu zorlamayı sebep olan şey konuların aslında önemli olmakla bir de az çalışılması değil mi hocam biraz? Yani bu işin uzmanı tabii, çok tabii. Yok anladığım kadarıyla. Ya şimdi kelam metinlerine böyle bir perspektifle bakılmıyor. Yani kelam metinleri bir bilim tarihinin parçası olarak okunmuyor. Çok yeni bir şey yani. İşte sizler o hani belli yerlerde bunlar yapılıyor. Belki bu alanda sizin bakış açınız belki çok belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Bugün bunu burada konuşmamız bile bir çok mühim yani, inanın. Bir de gerçekten neye elimizi atsak, yani önce siz hani kendinizi yoruyorsunuz gibi oluyor, siz çalışıyorsunuz gibi oluyor. O kaçınılmaz hocam ama yani tabii ortak yapılan bir şey. Burada sadece belki şeyler biraz daha belli olması lazım. Yani yeni başlanılan bir konu, interdisipliner bir konuda en büyük problemlerden bir tanesi gerçekten neyi kastettiğimiz önemli. Ben burada mesela başlığı belirlerken de ya herhangi bir konuyu ilk defa okumaya kalkıştığımda da gördüğüm başlıkta tam anlam teşebbüsüne giriyorum. Şimdi teorik işte fizik dediğimiz zaman işte çok iddialı bir başlıkla girdik. Çünkü Osmanlı'da teorik fiziğinin izleri dedik. Bir kere kastettiğimiz teorik fizik nedir sorusunu en temelde bile çözmemiz lazım. Bu anlamda ben sizi biraz daha yani Selen sorusunu aslında biraz egale edecek ama onu da öğrenebilir miyim? Yani gerçekten ilgilendiği Osmanlı döneminde artık bu inceldi dediğimiz, daha detaya indi dediğimiz teorik fizik problemi diye bir gerçekten problemler mevcut mu? Yani modern dünyadan anladığımız fizikle ilişkilendirebileceğimiz şeyler var mı? Yoksa kendine özgü bir tarafı mı var bu işin? Hocam tabii ben bu soruya tabii cevap vermek için benim için çok zor gerçekten. Şimdi Sena'yla bu başlığı konuşurken, tartışırken de işte böyle koyacağız dedi. Vallahi siz ne koyarsanız koyun, ben bildiğimi anlatacağım dedim yani. Bilmediğimi anlatacak halim yok. Ama gerçekten bütün bu sorular bizim sormamız gereken sorular. Ama yani bu ilk çalışmaları yapmadan da, o hasılayı hatta dökümü yapmadan da bunları bizim ortaya koymamız oldukça zor. Şuraya geleyim. Yine tekrar döneceğiz belki bu konuya. Tabii. Yani ara ara bunları böyle gözden geçireceğiz diye ümit ediyorum. Benim için de çok faydalı. Mesela Osmanlı hani fizik, yani kelam metinleri üzerinden yürüyen fizik tartışmaları. Burada Şerh-i Mevakıf'ın açık ara bir üstünlüğü var, gözüküyor. Yani Şerh-i Mevakıf geleneği içinde yapılan tartışmaların açık ara üstünlüğü var gibi gözüküyor. Zaten kelam tarihinin en yüksek, en üst metini. Medrese geleneği içinde okutulan üst metinlerden bir tanesi. Yani ikinci seviyenin en üstünde âlâda okutuluyor Şerh-i Mevakıf. Ve bütünüyle okumak da çok zor. Yani müellifin hayatlarına baktığımız zaman işte parça parça okumuşlar. Oradan oraya okumuşlar, buradan buraya okumuşlar. Mesela dostumuz Müeyyezzade işte hocası Devvani ile vücut bahsine kadar okumuş yani. Başından vücut bahsine kadar okumuş, okuyabilmiş. 10 yılda yani 10 yılda. 10 yılda maşallah. Hayır, 10 yılın içinde hani 10 yıl kalmış yanında. Hangi aralıklarla tabii okudular bilmiyoruz ama zor. Mesela Taşköprüzade hayatında işte dolaştığı yerlerde okutmuş onu. Bir yerde birini okutmuş, bir yerde şu bölümünü okutmuş, bir yerde. Geçen arkadaşlar Şerh-i Mevakıf okuyalım falan dediler de. Ya dedim bu o kadar kolay mı yani? Gerçekten çok muhtevalı bir metin ve onun açtığı problemler alimler tarafından alınmış ve ilerletilmiş. İşte hasbelkader bu hani başlığında atom geçtiği için ben bu Müeyyezzade'nin metni, Cüz-ülayete ceza metni beni çok hani alakadar etmişti, ilgimi çekmişti. Acaba bunu bir aydınlatabilir miyiz diye düşündüm. Süreç içinde çok ciddi pişman oldum. Onu söyleyeyim. İşte Mehmet Arıkan sağ olsun yardımcı oldu. Belli hususlarını o aydınlattı. Onun desteğiyle, bazı arkadaşların da destekleriyle bir de hani giriş seviyesinde bir hasıla olacağı için belli ölçüde ortaya çıkardık. Yani en azından tartışmayı açık bir hale getirdik. Ben o kadarını yapabilirdim yani şimdilik. Ama zaten ipuçlarını görmek hocam, değil mi burada? Evet, yani nereye gidebileceğini görmek. Bitirmek değil mesele zaten. Evet. Yok.
Şimdi şu Müeyyizade'nin benim üzerinde çalıştığım iki risalesi de aslında Şerhül Mevakıf haşiyesi. Zaten öyle başlıyor. Galefi Şerhül Mevakıf diye başlıyor birinde. Cüz-ül Ayet-i Ceza risalesini yanlış hatırlamıyorsam. Ve hemen işte İyici'nin metninden ilgili paragrafı alıntılayarak başlıyor meseleye. Ve ardında işte hemen İbn-i Sina'nın görüşü bir men ve nakz mantığı içinde, bir cedel mantığı içinde meseleleri tartışıyor, hülasa ediyor. Hemen İbn-i Sina ile tartışıyor yani o konuyu. Ve ondan sonra hemen mesela noktanın ontolojisini yani fizik alanda hariçte noktanın varlığının anlamını tartışıyor. Evet. Ve iki nokta arasındaki zamanın sonsuz olamayacağını, yani bir cisim bir mekandan bir mekana gittiğinde diyor İbn-i Sina, diğer mekana temas et ancak bölünen bir zamanda ve bölünen bir mesafede ancak temas edebilir. Yani uzamlı bir noktayı savunuyor gibi, çizgiyi savunuyor. Öyle mesela bu kelam teori, atomcuk teorisi açısından çok savunulabilir bir şey değil. Müeyyizade bu doğrultuda back-out temas, yani temasın zamanda sürekliliği meselesini burada 8 tane geometrik delille iptal ediyor. Yani hemen tam anlamıyla bir atomculuk, yani atomcu teorinin uzanımında, yani bağlamında tartışılan bir mesele bu. Yani klasikte de bunun kökleri var. Sonraki dönemde Razi sonrasında da bunların kökleri. Ve delil de geometrik delil bu arada. Yani tabii, o da çok çarpıcı tarafı. Tabii, evet. Geometrik delil, ya geometriyle kelamın aslında hiçbir zaman bir problemi olmadı. Çünkü kelamcılar en başında bu hani modernde işte modern bilimsel paradigmada işte matematik ön plana çıktı falan gibi hani biz hani duyuyoruz diyelim arkadaşlardan. İşte fiziksel modelleme, işte kelamcılar bunları iki modeli de, yani matematiği de fiziği de farklı bağlamlarda kullandılar ve bunların istifade ettiler yani diye bakmak evet. Lazım. Kaldı ki zaten bu nokta, zaten kelamcılar önce atomdan, yani bu cevheri fertten cisme, yani dış dünyaya nasıl geçiş oldu? Uzamsız, boyutsuz bir yapıdan nasıl dış dünya hariç oluştu? Yani problemini çözmek için bunu geometrideki nokta kavramıyla temsil ettiler. Yani bunlar nokta benzeri dediler önce. Sonra noktayla neredeyse %100 özdeşleştirdiler yani. Cüveyni'nin metinlerinde uzun uzadıya anlatılıyor. Neden cevheri fert bir nokta olmalıdır şeklinde. Kaldı ki sadece bu da değil. Noktanın harici varlığını savunurken de geometrik delillerden çok ciddi istifade ettiler. Sadece geometriden de değil, mantık, ondan sonra ilmi vazdan, yani lisandan, dilden de istifade ettiler bu doğrultuda. Aslında bu iş iki taraflı hocam biraz. Çünkü bilim tarihinde baktığımız bilim insanları da bizim İslam medeniyetinde ortaya çıkan ve çalışma yapan bilim insanları da matematikçiler, fizikçiler kelam ekollerinden ne kadar etkilendikleri yine az çalışılan bir konu. Ama yani böyle bir iç içelik olduğu bir yerde bunların hiçbir şekilde bundan nasiplenmemiş olduğunu düşünmek de mümkün değil. Yani yani Kühi'nin yaptığı çalışmaları yahut İbnül Heysem'in yaptığı ya da Kemalettin Farisi'nin yaptığı çalışmaları acaba gerçekten salt fizik mi, salt matematik mi yapıyorlar, yoksa işin içerisinde bir de kelami altyapı var mı sorusu. Tabii ki bu arada bir şeyler mutlaka var ama felsefi tarafı mı güçlü, kelami tarafı mı güçlü bile çok ciddi tartışmalara sebep olacak bir husus aslında. Evet. Bizim tarafımızda da her zaman görüyorsunuz yani kelam yani arkasında kendini hissettiriyor bir anlamda yani. Yani sadece bu sahada değil. Mesela kelam metinlerinde teselsül iptal delilleri var. Teselsül yani geriye doğru illet malul ya da sebep müsebbet zincirinin sonsuza doğru, sonsuza doğru gidiş, infinite regression, geriye doğru gidişi. Evet. Bu hususta mesela ciddi bir literatür var kelamda ve hep uzay geometriye dayanıyor. Yani Öklid'in teoremlerine dayanan, paralellik postülasının çokça yoğun olarak kullanıldığı bir bağlam var. Yani burada geometrik temsilin çokça yoğun olarak kullanıldığı bir bağlam var. Bu Razi'den itibaren bu teselsül delilleri oldukça çeşitleniyor. Sadece cismin değil, hani boyutların sonsuzluğu da iptal ediliyor. Yani bu uzay geometriden istifadeyle, yani geometrik delillerden istifadeyle. Burada ciddi deliller mi? Burhan-ı Tatbik, Burhan-ı Müzayefe, Burhan-ı Aşi, Burhan-ı
Türsi, Süllemi, Mülahaz Süllemi falan falan 7-8 tane delil var. Bunlar üzerinde yürüyen bir şey de var. Ciddi bir polemik de var. Devani mesela Burhan Tatbiki işte çok ciddi eleştiriyor. Bunların dış dünyada geçerli olamayacağını, çok zayıf bir delil olduğunu söylüyor. Ama işe yarıyor. Sonuçta bir model olarak bunları uzun süre bir açıklama modeli olarak kelamcılar bunları kullanıyorlar. Yani matematiğin uygulama alanları bizim belki bildiğimizden daha çok daha geniş yani kelam metinlerinde. Ki teselsül dediğimiz şey ispatı vaciptir yani. İspatı vacip de hudus ve imkan delillerinin bir önermesidir. Alem hadistir. Her hadisin bir muhtisi vardır. Ama biz bu hadis muhtis, sebep müsebbep ya da illet mağlul zincirini sonsuza kadar götüremeyiz. Sonsuza kadar sonsuza kadar götürürsek o zaman biz varlığa bugüne ulaşamayız. Dolayısıyla bütün bunların bir noktada en son işte muhtisi olmayan bir muhtiste yani illeti olmayan bir mağlulde son ermesi gerekir. Tamamen pür teolojik bir mesele yani bu. Ve onun dışındaki, Allah dışındaki bütün varlıkları için sonsuz olma seçeneğinin iptal edilmesi. Ama ileriye doğru müstakbel cihetinde ise teselsülü kabul ediyorlar cennet ve cehennemden dolayı. Yani fizik ve metafizik konular aslında iç içe. Evet. Bu bağlamları bu arka planda yani, bilmek lazım. Evet. Hı-hı. Biz hani hep fizik tarihi konusunda hani bu fizik tarihi nasıl mal edeceğiz sorusunu tabii sorduğumuz için işte belki bu dediğiniz gibi geometrik deliller üzerinde durulabilir. Temas, karşılaşma gibi deliller sonuçta tarih boyunca incelenmiş. Geometrik delillerin gelişim tarihi üzerinden bir kelam atımcı belki okunabilir. Temelde ben hani en önemsediğim soruyu ise sormak istiyorum. Bu fizik tarihi dersi müfredatında hani sadece Yunan ve Hint atomculuğu değil kelam atomculuğunun da genel prensiplerinin içerilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii kaynak sıkıntısı var ama sizlerin Müeyyedzade, Kemal Paşazade gibi hani atomcu tasavvurlara dair çalışmalarınızla elimizdeki materyal birikiyor, bir müfredat birikiyor bu şekilde. Bu bağlamda sizin bir metodoloji teklifiniz var mı? Yani bu işte Osmanlı klasik dönem kelam ilmini fizik tarihi müfredatına dahil ederken, fizik tarihi açısından incelerken nasıl bir yaklaşımla, nelere dikkat ederek bu metinlere yaklaşmalıyız? Eyvallah, yine zor soru. Şimdi bir kere önümüzde henüz daha tam dökümü yapılmamış, daha yani listesi bile çıkarılmamış bir envanter var gerçekten. Onu söyleyecektim. Sırf mevakıf haşiyeleri üzerinden atomculuğun gelişimi incelenebilir. Yani zaten böyle bir şeyi de düşünüyorum yani böyle çağlara göre, dönemlere göre incelemek gibi. Çok iyi. Hem bu alanı çalışmaktan pişmanım hem de soruna... akademisyenin problemi hocam. Çalışkan akademisyenin problemi hocam. Evet, böyle öyle anlayamadıkça zorluyorum kendimi. Hoşuma gidiyor sanki biraz böyle. Anlayamadıkça anlamadığım işlerle. Şimdi dolayısıyla çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Osmanlı dediğimiz zaman nereden nereye? Bir de Osmanlı öyle coğrafi mekanları belirli bir olguda değil yani. Özellikle Fatih döneminden sonra işte İstanbul merkezli bir düşüncenin çokça cazibe haline gelmesi sonucu pek çok etraftaki havzaları, bilimsel havzaları da etkiledi. Belki orada ta batıya kadar giden etkileşimler de var. Oraya giden etkileşimler de var. Belki oralara da tesiri var düşüncenin. Bilemiyoruz örneğin. Bir envanterini çıkartmamız lazım tabii bunun bizim. Dediğim gibi sırf Şerhül Mevakıf haşiyeleri üzerinden bile bir resim çıkabilir ya da sadece Fatih dönemindeki tartışmalar üzerinden bile bir resim çıkabilir. Çünkü Fatih dönemindeki tartışmalar sırf Şerhül Mevakıf üzerinden değil yani Hikmetullah üzerinden mesela cihet tartışmaları var. Onlarca risale var bununla üzerine yazılmış yani evrenin merkeziyle ilgili, merkez muhit ilişkisiyle ilgili yazılmış risaleler de var mesela. Başkaları da var muhtemelen bu dönemde. Sadece bunun dışında Rü'yetullah metinleri üzerinde, Rü'yetullah bölümleri üzerinden bir yaşanan bir süreç de var. Orada da optik var. Ondan sonra yansıma, ondan sonra bütün fizikle ilgili bütün mevzular, meseleler hülasa edildiği bir alan var. Yani oradan da belki bir kanalı da oradan açmak lazım yani anlamak için. Orada da atomcu geleneğinin izleri var. Yani işte nesne ışın teorisi savunuluyor görebildiğim kadarıyla. Daha önce işte Mutezile Kindi'den itibaren göz ışın teorisi varken sonra bir değişim oluyor. Nesne ışın teorisine gidiyor. İş belki İbni Heysem'den Razi üzerinden gelen evet. Metinlere yansıyor. Razi de burada yani imam olması hasebiyle o metinleri de etkilemiş. Öyle bir kanal da var. Ondan sonra diğer gelenekler üzerinden bir döküm yapıp oradaki muhtevayı böyle
belki çalışmamız lazım ve belki sizlerle, belki değil yani sizlerle çalışmak lazım. Bilim tarihçileri, fizikçiler, optik çalışanlar, işte size bakarak söylüyorum bunları. Beni çünkü çok İnşallah hocam. Çek yerde aşıyor. Bir kere müşterek çalışmayı teklif ediyor bu. Her halükarda kelam atomculuğunun bir bilim tarihi, İslam bilim tarihinin Vak Osmanlı sürecinin bir parçası olarak kesinlikle görülmesi lazım. Kendinde bunların ne olduğunu ortaya çıkartmamız lazım. Benim düşüncem bunları okurken hani salt böyle teolojik ya metafizik imalarını dikkate alarak gözü kafamızda ama salt fizik teorileri gibi çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Ve sonra bunları kendi geleneği içinde yani dikey ve yatay planda kendi geleneği içinde tartıştığı konuları gündeme getirmek. Orada çok insanlığın evrensel problemlerine kadar uzanan bir yapı var, muhteva var. Artık kelam zaten biraz ey insanlar demek yani. Ey iman edenler değil de ey insanlar demek. Ya yevledin emenü demek kelam. O da insanlığın ortak problemlerini de çözme gayretinde oluyor. Evrensel bir yaklaşım da var burada. İşte Müeyyizade'de biz işte onun işte Öklid'den Otolikos'a kadar bütün işte Kitab-ül Ükerler, Küratül Müteharrikeler, eski yani klasik dönemin önemli müelliflerini kullandığını görüyoruz. Kendi geçmişindeki önemli müellifleri kullandığını görüyoruz mesela. Böyle bir muhteva da var. Ve bu süreklilik içinde hem yatay planda, kendi geleneği içinde hem de dikey planlarda diğer bilimsel havzalarla ilişkisini dikkate alarak biraz önce Müeyyizade'nin işte İspanya'yla, ondan sonra İber Yarımadası, Venedik, Girit'le olan ilişkilerini, oradaki çeşitli işte astronomi ile ilgili özel bir ilgisi var Müeyyizade'nin astronomi. Belki kadı olmasından kaynaklanıyor, bilmiyorum. Bunları bir ortaya koymamız lazım. Belki burada kelamcıların metinlerde savundukları ya da ürettikleri malumatın hani güncel epistemik değerini tespit etmek mümkün olabilir. Yani bu kendinde nasıl bir teoriydi ve güncel miydi gibi. Tabii sonra bu teori sonraları ne kadar savunuldu, ne kadar süre bu paralel havzalarla olan iletişim, kelam metinlerine... Evet, aslında ben onu soracaktım. 18. 19. yüzyıla kadar varacak bir noktada o batıdaki bilgi birikimi yavaş yavaş Osmanlı'ya akmaya başladığı bir süreçle nasıl bir ilişki var, onu da belki de ele almak lazım yani. Ya da alındıysa almak lazım. Bütün bu bağlamda belki meseleyi ortaya koymak gerekir. Çünkü işte Sırrı Giridi'nin Ruhiyetullah Risalesi üzerinde çalışmıştım biraz. O da yakında neşredilecek Ruhiyetullah. Mesela Sırrı Giridi orada aslında onun Ruhiyetullah Risalesi müstakil bir risale değil. Onun Şerhül Makasıt yok. Teftazani'nin Şerhül Akaid, özür dilerim. Şerhül Akaid tercümesi aslında. Şerhül Akaid tercümesi. Fakat Hazret Ruhiyetullah kısmında özellikle mevakıfı çeviriyor. Yani Şerhül Akaid tercümesinin Ruhiyetullah kısmında Şerhül Akaid'in çok yeterli görmüyor. Oraya Şerhül Mevakıf'tan birebir çeviri yapıyor. Mesela oradaki teori işte nesne ışın bir tür modifiye edilmiş 15. 16. asırdaki bir nesne ışın teorisi, yani bir atomculuk aslında. Evet. Evet. Hala yani işte 19. 18. yüzyıla geldiğinde kelam metinlerinde bu bilgiler de takip edilmiş ama muhtemelen işte batıdaki optik alanındaki gelişmeler Osmanlı'ya yapmıştır, gelmiştir yani. Ama ona rağmen işte bu gelenek orada takip edilmiş. İşte belki bu güncelleme ya da nerede oldu olamadı, bunları da tespit etmek lazım. Evet. Ama her halükarda çok anlamlı, yani sizin bunu müfredata almanız, bunu böyle düşünmeniz bile çok anlamlı geliyor bana o anlamda. Ama tabii müşterek çalışma çok önemli burada. Disiplinler arası çalışma son derece önemli. Yani kelam metinleri artık orada teorik felsefenin ve bilimin çok ince mevzularının hülasa edildiği ve çoğu zaman da atıfların belirsiz hale geldiği, kim nereye ne atıf yapıyor, belirsiz hale geldiği bir muhtevaya dönüşüyor. Bu atıfları belirginleştirmek ancak işte belli disiplinlerin desteğiyle ve yardımıyla söz konusu olabilir gibi. Çünkü bizim yeniden işte bir geometri, fizik falan öğrenmemiz hani belli ölçülerde mümkün olabilir. Temel metinleri okuyabiliriz ama daha böyle işin bugün eğitimini almış arkadaşlarımız o hususta bize yardımcı olabilirler diye düşünüyorum.
Ağzınızı sağlık hocam. Sonuna doğru gelirken ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin çalışmalarınızda tabii tamamen boş olan bir alan aydınlanmaya başlıyor. Müeyyed Zade olsun, Kemalpaşazade olsun. Dediğiniz gibi direkt hani dökümü bile olmayan bir hani medeniyetin fizik tarihine yavaş yavaş bu şekilde giriyoruz. Dolayısıyla ben sizin mutfağınızda ne var? Bunu merak ediyorum tabii. Şu anda hali hazırda ne çalışıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz? Evet, çok güzel. Neler var? Ya işte Sırrı Girid'in bu şeyini yakında neşredeceğiz. Sırrı Girid'in Risalesini. Rü'yet Risalesini inşallah. Onun dışında... Hangi dönem hocam? 16. yüzyıl. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl. Evet, 18-19. yüzyıl Sırrı Girid'i. Önemli bir devlet ve siyaset adamı aynı zamanda edip bir taraftan. Şimdi bu zaten yayınlanacak. İnşallah işte Sena'nın da yardımcı oldu sağ olsun. Bir Kadı Abu Cabbar'ın optik teorisiyle ilgili bir çalışma yapmıştım. Onu işte son haline getirmeye çalışıyorum. Başka şeyler de girdi işin içine. Bu da çok enteresan. Yani Kadı Abu Cabbar'a 9. yüzyıllara, 8. yüzyıllara kadar iniyoruz. Evet, evet. Ve bir anda da 19. yüzyıl, yani hala irtibat kurulabilir tarafı, bu çok önemli hocam. Yani yani İslam medeniyetindeki bilgi birikiminin bu yayılımı ve ona rağmen aynı dili kullanarak, aynı terminolojiyi kullanarak hem onu hem bunu çalışabiliyor olmak muhteşem bir şey. Yani bütün herkes çalışmak isteyenlere de ben yani bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Ya öğrendiğiniz bir terminoloji sizi 1000 yıl götürüyor yani aslında. Öyle. Ya şimdi ben şöyle işte doktorada ilk dönem kelamcılarında nedensellik çalışmıştım. Yani Gazali öncesi çalıştım. Sonra Razi, hasbelkader Razi üzerinde durduk. Bir Ömer Hoca ile bir edit çalışma yaptık. Orada bir Razi'nin tabiat teorisiyle ilgili cevheri fert ve madde suret teoriler arasında kullanımla ilgili. Sonra EG üzerine çalıştım biraz. Biraz Hatipzade üzerine çalıştım. Yani ben böyle kafamda bir süreklilik var. O sürekliliği takip ediyorum yani. O başlık boşlukları doldurmaya çalışıyorum. En son işte arada atlayarak böyle tafra ile sonraki dönemlere de geldim. Ama bu arayı tamamlamaya çalışıyorum ben bir bütünlük açısından. Orada Kadı Abu Cabbar'ın bu konu çok mühim. Yani bir projede bu 4. cilt bana verilmişti. Muni'yi çevirelim dedik. O da kaldı gerçi. Çeviremedik. Hala duruyor. 4. Rü'yet cildi bana kalmıştı. Bir de bu Hatipzade üzerinde çalışırken Hatipzade'nin işte Rü'yetullah ve Kelam'la ilgili önemli bir risalesi var. O da inşallah neşredileceğini ümit ediyor. Tahkikini ve çevirisini yaptık. Bir arkadaşımız tahkikini yaptı. Ben de çevirisini yaptım. O da şimdi Türkiye Bilimler Akademisi'nde süreçte bir proje olarak geçmişti. Bitirdim. Maşallah canım. Çok iyi. Onu da yani böylece biz biraz İhsan Hoca'nın da işaretleriyle ve ondan da aldığımız ilhamla biraz o konuya da girdik. Sağ olsun, var olsun. Öyle olunca tabii ben bu çok merak ettim yani Kadı Abu Cabbar'ın metinlerini. O bir cilt yani Ru'yetül Bari açtım baktım yani 100-200 sayfa mübalağasız anlatıyorum. İşte yani işte görme yanılmaları ondan sonra o teoriyi bayağı anlatıyor. İşte şua teorisi o dönemin geçerli meşru teorisi, göz ışın teorisini detaylı bir şekilde anlatıyor. Nasıl oluşuyor, nasıl gerçekleşiyor, yani yansıma nasıl gerçekleşiyor, bir dışta hariçte bir nesneyi görmemize engel olan durumlar nedir, işte farklı görmemize engel olan durumlar nedir, tamamen böyle... Bilimsel sorgulama böyle, gibi o zaman yani. Evet, evet, evet. Bilimsel müthiş. Sorgulama gibi anlattığını ben ona gördüm. İşte onu çevirdim önce kısmen, sonra işte oradan bir muhteva oluşturduk. Onun üzerinde çalışıyorum bir taraftan. Çok öyle. İyi. Böyle biraz ben hani farklı biri yani aynı anda farklı şeylere odaklanarak çalışmayı seviyorum. Öyle. Zihni daha az yoruyor değil mi hocam belki de ondan yani farklı alanlar. hastalıklı diyebiliriz yani buna. Sağ olun hocam. İyi bir şey olmayabilir. Çok iddialı değilim ama böyle birkaç şeyi aynı anda, birkaç konuyu aynı anda götürmeye çalışıyorum ben. Ama hepsi temelde birbiriyle bağlantılı. Bence şeyden temelde kurtarıyor hocam. Yani insan çünkü bir şeye çok fazla odaklanınca artık başka konulara empati yapamaz hale gelmeye başlıyor. Yani sanki o konu dışında bir şey önemli değilmiş evet, hissi evet, doğuruyor. Evet, 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 onu evet. Kıran bir şey. Ben yani bu anlamda ben bilimsel aletler üzerine çalışıyorum ama sadece astronomi değil mesela oturuyorum bazen de şimdi Hazini'nin mesela Hikmet terazisinin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum şu anda da mesela. Yani bu çünkü açıyor, zihni açıyor. Yani kesinlikle bence ya yani olumlu bir şey bence hocam. Ya ben tıkanıyorum orada bir yerde. Orada ilerlemek istemiyorum. Sıkılıyorum başka bir konuya. Hani
Feyza ferahte fensap. Yani bir yerden evet. boşaldığında başka bir şeye geç gibi. Ayetinde olduğu gibi. Oraya başka bir şeye geçiyorum. Bir de tabii bu Bond'a başladığım konu var. Bu Müeyyizade aslında bizim Judith Pfeiffer hocayla beraber aslında üzerinde çokça konuştuğumuz bir husus. Ben işte 2 sene önce Bond'a kalırken oraya bunu vermiştim. İşte Osmanlı'da Devani'nin izlerini sürmek. Acaba Müeyyizade'nin tabiata dair bu özel fizik risaleleri üzerinden onun üzerindeki Devani etkisi, Osmanlı üzerine Devani etkisi sürülebilir mi gibi. Böyle çok da büyük bir teoloji evet. bu. Onun işte bu çerçevede onun risaleleri incelemeye başladım. İşte malumunuz bu Müeyyizade'nin cüz risalesini Mehmet Arıkan'la beraber sağ olsun onun desteğiyle nazariyatta yayınladık. En azından bir ortaya çıkmış oldu. En azından erbabı oradan iletişim kurabilecek yani bu metinle. Şimdi de işte bu Şüphetül Amme risalesi var. O da Zenon paradoksu ile ilgili bir risale. Çok teknik, çok yoğun, abstrakt bir metin o da. Şimdi onun üzerinde duruyorum. Onun tahkikiyle uğraşıyorum. İşte onun da problemleri, meseleleri var. Onu da giriş seviyesinde bazı yerlere hani sunuyorum ki mecbur bu hususa biraz çalışayım, yoğunlaşayım diye. Çünkü diğer mevcut işlerimiz arasında. Onunla uğraşıyorum. Bu iki risale üzerinden ve işte devani atıflarını da yaparak, işte orta seviyede devani metinlerine de atıflar, göndermeler yaparak bir Müeyyizade monografı belki oluşabilir. Yani böyle bir düşüncemiz, çabamız da var. Ama hepsi görüldüğü gibi işte kelam içindeki bilimsel teorilere karşılık geliyor neredeyse yani. O bağlamda, o çerçevede çalışmayı düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Zihninize, ağzınıza sağlık hocam. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu arada misafirlerimiz soru sormak isterlerse soru sorabilirler. Zaten yani bence düşündüğümüzden iyi oldu. Sanki bütünlüklü kapatamayız diyordum ama bir yere kadar getirdik. Genellikle de soruyu sorduğumuz zaman insanlar bir şey bekleyebiliyorlar. Yani bu sorunun cevabını vereceğiz diye düşünüyorlar. Aslında soruyu cevabını vermek için sormuyoruz bizim alanımızda. Yani sorular genellikle cevabı verilsin diye sorulmuyor genelde. Hocam cevap yok zaten. Yani hatta geçenlerde evet. güzel bir söz duydum. Yani cevap verenlerden daha çok soru soranlar hikmete daha yakındır yani. Yani çok güzel. O yüzden bu meşhur bir sözmüştü. Ben birinden duydum. Kimin dediğini de hatırlamıyorum yani şimdi. O yüzden mümkün olduğu kadar sorularımızı çoğalttık. Yani sizlerle beraber sorunlarımızı çoğalttık. Böyle çözme iddiamız yok. Yani ama bu bir yürüyüş yani. Bu bir yolculuk. Birlikte evet. yürüyoruz. İnşallah faydalı noktalara doğru gider yani. Allah razı olsun. İnşallah hocam. Bir soru geldi hocam. Okuyayım ben isterseniz. Hocam öncelikle ağzına sağlık. Sena Hanım'ın fizik tarihi literatürüne dair sorusuna binaen soruyorum. Alanda mütehassıs olmadığım için belki pek bilgim yok. Siz de daha çok Ruhetullah üzerinden çalıştınız galiba. Optik çalışmalarında işraki tesir altında üretilen metinlerin yeri nedir? İbnül Heysem'in çalışmalarından biraz haberdarız. Fakat mesela buradaki hocalarımız Kutbuddin Şirazi, Kemalettin Farisi gibi müelliflerin teorilerini teorik fizik tarihine ne cihetle dahil etmeyi düşünebilirler? Bu konuda fikriniz var mı? Demiş. Valla çok yine ben biliyordum başıma böyle şeylerin geleceğini buraya gelirken büyük soruların geleceğini. Allah'tan bilmiyorum diyerek rahatlıkla kaçabilirim. Bu işin şeyi bu hocam. Öğrenmek için evet, soruyoruz evet, kendimizle. Şöyle yok. Sorunun kendisi güzel ama. Kendisi güzel. Onu takdir etmiş olayım öyle. Arkadaşım Hikmet'e benden daha yakın. Şöyle söyleyeyim. Yani ben işte Hatipzade üzerinden biraz çalıştım. Ama bizim şu anki çalışmalarımız şöyle bir mevcudu bir ortaya koymak şeklinde. Yani tahkik ve çeviri yapıyoruz. Muhtevayı anlamak yani onun meselesini çözmek biraz sonraki bir iş. Biraz zaman alacak. Sonra bütün bu sorular kendinde güzel. Yani bunları düşünmek, düşündürtmek bile güzel. İşte biraz Kadi üzerinden çalıştım. Biraz Osmanlı'da birkaç Ruhiyet Risalesi çalıştım. Ama kendinde tabii bu hani hasılı ortaya konduktan sonra ancak bu sorulara cevap verilebilir. Yani bu renk nereye gidiyor, nasıl orada anlamlı hale geliyor, o damar nasıl belirginleşiyor gibi sanıyorum o zaman olabilecek yani. Ve buna daha önce söylediğinizi tekrar vurgulamakta çok yarar var. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sıkıntı. Literatür taraması problemi gerçekten bütün çalışmalarda eksiğin en önemli tarafı. Çünkü siz önemli zannettiğiniz bir şeyi çalışıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Sonra onun aslında nasıl reddedildiği ve çok daha güzel bir metini çok sonra bulduğunuz zaman yani hayal kırıklığı tabii ki olmuyor belki ama onun üzerine çalışsaydım keşke dedirttirebiliyor bazen. İşte bu literatür taramasının yeterli olmamasından kaynaklanıyor ve yeni bir doktor öğrencisi aldığınız zaman eğer böyle bir hazırda bir çalışma yoksa o öğrencinin 4 yıllık doktorasının belki 1,5-2 yılı sadece bu literatür taramayla geçiyor. Daha henüz yeni fikir üretmeye başlamadan.
O anlamda hakikaten inşallah önünde sonunda bu literatür taraması bir şekilde halledilirse ve terminolojik de yani başından sonra tek bir terminolojinin olduğu zihine yerleştirilebilirse belki çok daha verimli sonuçlar alabilir. Şu aşamada yaptığınız sizin kaçınılmaz bir şey gibi geliyor hocam bana. Yani ben de çünkü aynı alandayım. Yani benim alanımda hemen hemen kimse çalışmıyor. Bilimsel aletler üzerine, astronominin salt matematikle işleyen aletleri üzerine fazla ilgilenen yok. Elimi neye atsam ilk defa atıyormuşum hissi var. Canın çekiyor. Yani şunu da mı yapmalı, bunu da mı yapmalı? Bu da şeye sebep oluyor. CV'ye bakıyorsunuz böyle 2-3 sene boş geçmiş gibi görünüyor. Aslında aynı anda dediğiniz gibi 10 tane makale devam ediyor. Belki bir gün patlayacak hepsi bir arada ama işte bu kaçınılmaz bir şey oluyor. Bizim alanımızın boşluğu o anlamda acınızı paylaşıyorum hocam. Aynı sıkıntı da bende de var yani. Hocam biliyorsunuz işte klasikte çok kitap okumak değil bir eseri anlamak önemli. Mesela yani ben şu Müeyyezade'nin iki risalesini anlasam var ya acayip yetkinleşirim yani ciddi söylüyorum. Anlayayım. Çünkü gerçekten işte ta Zenon paradoksuna kadar giden atıfları var. O tarihsel süreçte diğer metinlerde bu hususlar nasıl alındı, alımlandı onları ortaya koymanız lazım. Ondan sonra hele ki Cüz-ül Ayet-i Cezza Risalesi yani orada evet. İşte geometrik deliller işte bunların Müeyyezade'nin tahrirat projesiyle ilişkisi ondan sonra Tusi'dir falan gibi yani oralara kadar gidiyor götürüyor insanı. Ama bu bir süreç yani bu dediğimiz gibi bu noktada henüz bir farkındalık daha yeni yeni evet. Oluşuyor. Ve gerçekten çok ümitli olmak için de çok sebep var yani her şeye rağmen. Bu konular artık yani disiplinler birbirine yaklaştı bu bağlamda. Yani kelam metinlerindeki bilimsel hasıla üzerine çalışan arkadaşlarımız da var. Yürütülen projeler de var. Mesela İbrahim Hocalarla beraber bu akşam onların da toplantısı vardı. Ben oradan kaçtım buraya geldim. Evet. Allah'tan birkaç hocamız da orada bir orayı bir burayı takip etmeye çalışıyorlar. Evet. Aynen. Oraya da gideceğim yani. Birazdan bir selam vereceğim. Ortamın hareketinden istifade edeyim diye. Mesela orada da böyle çok geniş katılımlı ve böyle ancak ihata edilebilir alan gibi evet, bir alan. Hakikaten öyle. Öyle olabilir. Tek kişinin çabasını gerçekten aşar. Son vaktimiz doldu ama bir soru geldi hocam. Onu da bir soralım isterseniz. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık demişler. Klasik dönem kelam metinlerinde özellikle zatilik kavramıyla ilgili tartışmalarda Aristoteles'in ikinci analitiklerde ortaya koyduğu Burhan'ın nakliyle ilgili kurallara aykırı davranıldı diyen itirazlara eleştirilere rastlanmak mümkün müdür? Önümüzdeki gelecek iki saati de kapsayacak şekilde. Ben de olsa en azından yani son noktayı söylerim ama çok şey yani beni aşar bu soru. Estağfurullah hocam. O hususta çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim yani çok ya bazı hani böyle lafı eğip büküp bir şey söyler gibi yapmak da istemiyorum. Evet yani, son soruyu gelmiş ama ben son soruyu yani burada keselim. Kuantum fiziğiyle beraber başlayan yeni süreç günümüz kelamla neyi değiştirdi diye. O da hakikaten zaten onu özellikle başta da vurguladınız. Mehmet Bülgen Hoca'ya yönlendirdik dediğiniz o kısmı. Temel gibi askerde her şeyi benden beklemeyiz demiş. Bütün orduyu ben mi öldüreceğim yani? Onun gibi oldu bu. Onu da inşallah çağırırsak ona sorarız hocam. Öyle yapalım. Şimdi şöyle tabii kelamla meşgul olmak özellikle bu bağlamda bir kelam formasyonunu dikkate almak. İşte biraz önceki soruda olduğu gibi felsefi arka planı da dikkate almayı, bunları da tartışmaya gerekli kılıyor. Ama kesinlikle bu teorilerin güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Teorilerin kesinlikle güncellenmesi gerekiyor. Kelam bilimsel teorilerinin. Çünkü Şerhül Mevakıf aşağı yukarı işte 5'te 2'si ya da kaçta kaçı büyük bir kısmı diyelim. 2 mevkıf Cevher Araz bahsi. İşte orada her teorik fiziğin astronomisine kadar, ilmi heyetine kadar pek çok mevzu orada hülasa ediliyor. Bugün biz bir kelam metni yazdığımızda buraya ne koyacağız yani? Oraya bir şey koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Evet. Bu kendinde bir soru olarak ortada duruyor. Bugün biz hala yazdığımızda ki yazarsak işte eski teorileri burada tekrar ediyoruz. Yani böyle bir realiteden, gerçeklikten kopma gibi bir durum söz konusu. Ama bunlar da tabii nasıl bugüne taşınacak o kendine bambaşka bir soru, bambaşka bir tartışma alanı. Bugünkü işte Mehmet Hoca çok iyi yapıyor o hususu. Çok güncel boyutlarıyla tartışıyor, gündeme getiriyor. Biz de kendi cihetimizden bir alanı aydınlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların hasılasında ortaya güzel bir resim İnşallah hocam. Ümit ediyorum. Emeğinize sağlık, ağzınıza, zihninize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu şekilde. Evet, buyur Sena. Bu aynen, şekilde tamamlayalım isterseniz. Aynen, Allah razı olsun. Zaten tam vaktimiz doldu. Minnettarım. Tekrar güzel, hoş bir sohbet oldu. Sizinle de böyle tanışmak söz konusu oldu. Allah razı olsun. Aynı şekilde bilmukabele hocam. Çok sağ olun. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sabırla dinleyen herkese de ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Oldu. Hayırlı akşamlar olsun. İki hafta sonra artık şeyi netleştirmeye başladık misafirlerimiz. Yavaş yavaş iki haftada bire dönüştü. Biz normalde emin değildik. 2-3 haftada bir olacak şekildeydi. Şu andaki planımızda inşallah her iki haftada bir görüşmek üzere diyelim. O zaman iki hafta sonra başka bir konuyla karşınızda olacağız inşallah. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet.